Milli Direnme şeyi programı hazırladı Vatan Partisi. Orada 4-5'e çıkarttık şimdi. 5 tane temel madde var. Birincisi nedir? O milli direnme programının. Birincisi gıda güvenliğini sağlamak. Bir kere herkes doyacak, karnı doyacak, aç kalmayacak. Bunun için diyelim imkanı olmayan, tabii işçilerin atılmasını, ücretsiz izine çıkartılmasını kabul etmiyoruz vesaire falan filan. Ama bir işsiz yığını var. Efendim yardıma muhtaç insanlarımız var. Sonuç itibariyle herkesin karnı doyacak birinci madde. İkinci madde güvenliğin güvenliği diyoruz. Yani polisimiz, askerimizin ihtiyaçları karşılanacak. Hem Türkiye'de huzur ve barış için, hem ülkemizin güvenliği için. Zaten savaşların içindeyiz. Değil mi? Her gün çok güzel haberler geliyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nden. PKK terörüne karşı başarılar. Yine Fethullah terör örgütüne karşı uygulamalar devam ediyor. Orada zaafa düşmeyeceğiz. Zaafa düştüğümüz zaman bunun bedeli çok ağır olur. Üçüncü maddemiz nedir? Sağlığın güvenliği. Bakın biz bunu üçüncü madde olarak çok önceden öngörmüşüz ve Milli Direnme Programı'nın üçüncü maddesine koronavirüs falan filan çıkmadan sağlığın güvenliğini koymuşuz. Dördüncü madde olarak eğitimi sürdürmek, eğitimin devam etmesi. Çünkü hem üretim devrimi için eğitimin devam etmesi için. Bakın şimdi Türkiye büyük bir eğitimden geçiyor. Sağlık konusunda neler öğreniyoruz değil mi? Yani çok yalnız bir koronavirüse karşı mücadele Evet. değil. İşte hijyen falan filan diyorlar. Sonuç itibariyle ona sağlık diyelim. Bu konularda çok büyük bir eğitimden geçiyoruz. Eğitim sistemimiz devam ediyor. Üniversitelerimiz, liselerimiz, ilkokullarımız, sistem, ekonomi, eğitim hizmetleri devam ediyor. Dördüncü maddemiz bu. Beşinci maddemiz de her şeyin temeli olan, ya da her türlü hizmet ve üretim için şart olan enerji. Enerjisiz yürüyemezsin de, değil mi? Elini bile kımıldatamazsın. Onun için beşinci de enerjinin güvenliği diyoruz.